İcat, yeni bir fikri, yeni bir mevzuu zihinde bulmak demektir. Bulunan şey fevkalade güzel ise onu bulmaya ibda derler. Bakınız ibda. Şu halde her ibda bir icat olmakla beraber her icat bir ibda değildir. İcat edene mucit denir. Bu icat fikre mahsustur. Bir de icadı elfaz vardır ki yeni bir fikri ifade edebilmek üzere yeni bir tabir bulmaktır. Recaizade talim-i edebiyatında der ki, İcadı elfazda biri manaya, diğeri lafza ait olmak üzere iki meziyet aranılır. Meziyet-i maneviye, ihdas olunan terkip, mucidinin fikir ve maksadını diğer meynus olan tabirat ve elfazdan daha beliğane, daha parlak bir surette ifade edici olmasından, meziyet-i lafziye ise terkibin lafzen kolay söylenir ve ahenkli bulunmasından ibarettir. Bu hale göre Kemal Beyefendi'nin, Namık Kemal'in icat ettiği tabir cümlesinden olan mevani ber endazane terkibi kolay söylenir olmadığı için kusurlu addolunur. Şurası da bilinmek lazımdır ki, mevkiinde olmayan icadı elfaz, beyan olunan meziyetleri haiz olsa dahi yine makbul sayılamaz. Yeni lafızlar bulmaya icadı elfaz denildiği gibi, evvelce kullanılmış, sonraları terk edilmiş kelimeleri istimal ile onlara revaç vermeye tervice elfaz tabir olunur. Bakınız tervice elfaz. Yine Recaizade diyor ki, tervice elfaza gelince, bu da zaten müstamel olmayan veyahut mürur-i zamanla unutulmuş ve istimalden düşmüş olan tabirat ve kelimatı bir sureti hasenede yeniden istimal ile revaç yâb etmektir. Mesela Nergisi'nin Ceyş-i Armerem üz-zihâm-ı âdemiyan ibaresinde istimal ettiği Armerem tabirini bu kadar senelerden sonra Kemal Bey'in dahi Beyt-i Ati'de ve bir sureti hasenede olarak istimal etmesi tervice elfazdan mağdur ve tabiri cedid ile şiirinin kesbettiği revnak beyandan müstanidir. Bir hizbi kalil idi muinim, ada ise leşkeri armerem.